Arkadaşlar merhaba. 11 Nisan 2022 Pazartesi günü Pontefract'teyiz. İngiltere'deyiz arkadaşlar. Pontefract'ın bu orijinal hipodrom görüntüsü. Evet, hemen değerlendirmelerimize geçelim. Arkadaşlar Pontefract'ta tüm koşular Çim pistte gördüğünüz gibi saat 16.30'da başlıyor birinci koşu. Evet, böyle güzel bir program var arkadaşlar. Rast gelsin diyelim hepimiz için. Bol şans. Burada Yedili Plesi'nin ilk ayağı Maiden bir koşu. 3 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. 2 numaralı Claim the Stars, David Allen ve Drone Phantom'a 3 numara Copper Line. Bu iki tane safkan öncelikle ilk atımız bizim. 214 gün aradan sonra katılıyor gerçi Claim the Stars ama böyle grubun böyle bir tık üstünde arkadaşlar. Zaten 80 handikap puanıyla da anlamışsınızdır bunu. Yani çalışmaları da iyiyse kazanacaktır tabii otomatikman. 2 ve 3 ön planda diyoruz. 1 numara Cape Sunset Shane Kelly ile arkadaşlar. O da arası var. Yapacak bir şey yok yani. 178 gün artık. 6 numaralı Rambusso Creek Kevin Stott'la 385 gün arası var. Ve 10 numaralı Lullaby Bay, o da 135 gün arası var arkadaşlar burada. 2, 3, ekürler ön planda 1, 6 ve 10 diyoruz. Çok enteresan bir ayak bu. Burada yazmadığımız ve ilk defa koşacak olan iki safkan var. Yani 7 ve 8. Onların da geliri var. 7'li plase belki de 6'lık ayağından fazla verir. Ama arkadaşlar sanmıyorum 6'lık ayağın gerçekten iyi verme ihtimali var. Evet, ikinci koşuyla beraber altılı gayan başlıyor Pontefract'ta İngiltere'de. Evet, tüm top jokeylerin olduğu yer burası bugün. Handikap 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 1 numaralı Roaming in Gloaming arkadaşlar. Clifford değil de zaten takip ettiğimiz bir safkan. 10 gün arası da var. Burada çok şansı var açıkça söylemek gerekirse. Bir aksilik olmasa yarış kazanma ihtimali en yüksek olan bize göre safkan bu 1 numaralı Roaming in Gloaming. 4 numaralı Roly Poly Molly Shane Crane'le 159 gün aradan sonra katılıyor bu 4 numaralı Roly Poly Molly. 2 numaralı Fifty Shades Are Dev. Evet. Fifty Shades Are Dev. Bill Garrity ile üçüncü atımız ve son atımız da 9 numaralı Oval Drake Graham Lee ile. Hani 1, 4, 2 ve 9 numaralı safkanları burada şiddetle öneriyoruz arkadaşlar. Yani tabi burada 5 numaralı Bana Hills, burada Jason Hart biniyor bu sefer. Apprenti bu. Biraz yani bu safkanın da arka planda mı artık ön planda mı onu bilemiyorum ama muhtemelen ön planda çıkma ihtimali var Bana Hills'in. Biz onu yazmadık ama dileyenler 5 numarayı da buraya ilave edebilirler tabi. Üçüncü koşu 17.40 handikap 4 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Burada 14 tane safkan var. Arkadaşlar tam 7 tane safkana yer veriyoruz burada. 10 numaralı Huddle Up Kenner Beasley ile 3 numaralı Rebel at Dawn Clifford Lee ile 2 numaralı Eyüp diye isim geldi. A Up It's Maggie Kevin Stott'la Eyüp İsmegi. Evet, ve 1-12 yani 1 numaralı Count Dorsey, PG McDonald's'la ve 12 numaralı Bossy Pop Cem Hardy ile ekürler yani. Dördüncü atımız ekürler. Beşinci atımız 7 numaralı Glory Fighter Graham Lee ile 9 numaralı Abate Barry McGough ve 11 numaralı Dream Composer Laura Pearson'la. Evet, bu da apprentice niteliğinde bayan ama bu Laura Pearson bindiği zaman öyle bir hakkını veriyor ki yani gerçekten şapka çıkartıyor. Bana göre Laura Pearson geleceğin Holly Doyle'u niteliğinde bir jockey olacak arkadaşlar. Çok da iyi bir safkana biliyor burada Amerikan orijin. Yani bu 11 numara nasıl bir AGP çıkacak bilmiyorum ama kafada bir 8-9 AGP ganyan çıkar. AGP'si çok yüksek çıkacağını zannetmiyorum. Ama yine de yazdık bunu biz. 10, 3, 2, 1, 12, eküller 7, 9 ve 11 dedik.
En zor ayak burası zaten. Bir de 5. ayak. Şimdi öncü koşudayız. Handikap 4 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada 4. koşuda arkadaşlar. 3. ayak yani. 7 numaralı Alkasım Daniel Tudop'la Banko arkadaşlar. Evet, bugün sürdürek Banko'muz Alkasım. Burada Lee Bond ve Roberto David Omera antrenörünü yapıyor. Zaten David Omera gayet iyi bir antrenör grubu. Burada bu yarışı kazanmayacak da neyi kazanacak? Bunun bütün oklar bu atı gösteriyor burada arkadaşlar. Daniel Tudop da usta bir jockey. İrlanda origin, Free Eagle origin. Safkan Zahat'te son bu sene yapmış olduğu, yalnız işte 7 gün aralar falan var ama artık yapacak bir şey yok. 1600 metre orta mesafe koşusu. Biz hazır olduğuna inanıyoruz bu Safkan. Aksi takdirde burası çok kötü karışır. Yani öyle böyle değil. Burası bu ayak 7 numara Alkasım Banko. 5. koşu 18.50'de handikap 4 yukarı İngilizler 4320 metre arkadaşlar. 4320 metrelik bir koşu bizi burada bekliyor. Evet, burada şimdi 61,5 kilo tabii, yani bu 4,3 kilometre koşacak. Burada 2 numaralı Beggerman Jason Hart'la, eğer iyi idare edebilirse bu Jason Hart apprentice niteliğinde bu grubu geçecek düzeyde arkadaşlar Beggerman. İki tane rakibi var. 3 numaralı Muka Magic, Conor Best ile. Bu Muka Magic'i biliyorsunuz, yalnız burada şöyle bir sorun var. Şu ya 6 gün aradan sonra böyle uzun metajlı bir koşuya çıkıyor. Eğer burada çok zorlamışsa bu atı, biraz zor gelir. Bilemiyorum. Onu o kadar derine bilemiyoruz. 7 numaralı Dereham diyoruz. Megan Nichols'la. O da 56 kilo ile koşacak arkadaşlar. Yani bizim burada Beggerman, 2 numaralı Beggerman'dan 56'dan çıkarttığımızda 5,5 kilo daha hafif kalıyor. Burada bu 7 numaralı Dereham. Megan Nichols biniyor. Evet, tabii burada böyle Joanna Mason'ın binmiş olduğu safkan ama bir fonksiyonunu göremedik. Belki burada King Christoph var GP Sullivan'la, eğer bunu tek atmazsanız. İlginç bir yarış olacak yalnız bu. Evet, burasını biz 2 alternatif banko dedik, 3 ve 7 dedik. Yeri olanlara da 10 numarayı da ilave etmelerini tavsiye ettik arkadaşlar. Burada handikap puanı en düşük ama bu arada 54 kilogramla da bomboş koşacak bu gruba göre. Evet, 6. koşudayız şimdi. Yani tabela ayağındayız. Günün hemen hemen en zor koşularından bir tanesi de burası. Arkadaşlar zaten koşmayan atlar var. Bir de az koşan atlar var. Burada yani işin içinden çıkmak çok zor. Otoritelere de baktık. Hani erken bahis olan da pek yok arkadaşlar ortada. Şimdi burada tabii AGF'yi siz çok kullanacaksınız. Bu bir kere kesin. Hani AGF oranlarına göre. Sizler de buraya ilave edebilirsiniz. Biz 1200 metrede bu şartlı dişilerin, 3 yukarı İngilizlerin yarışını şöyle nitelendirdik. 1 numaralı Esken Rose, Kevin Stott'la. 6 numaralı Close Quarters, Daniel Tudop. 8 numaralı Hooked on You, PG McDonald. 7 numaralı Flying Dale, David Allen. 5 numaralı Cathy's Girl, Jason Watson. Ve 10 numaralı Moving Image, Duran Fentiman. Yani burası 1, 6, 8, 7, 5, 10 diyoruz buraya. Evet, dediğim gibi AGF'de ıskaladığımız varsa, böyle 18-19 AGF olan çıkan varsa böyle bir şekilde ilave etmek lazım. Şimdi 7. koşu 19.50'de son ayak bu. Pontefract'ta İngiltere'de handikap 4 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Hız koşusu izleyeceğiz burada. 5 numaralı Sam Nightmare Adam McNamara ile, 7 numaralı I'll Be Gone David Allen'la, 6 numaralı Latin Five Ben Robinson'la ve 1 numaralı Dapperman Daniel Tudop'la arkadaşlar. Son olarak da bombacı Phil burada kendini gösterir mi? Phil Dennis'in binmiş olduğu bu Jefferson'ların sahip olduğu safkana binecek bu arkadaşlar. Sacred Eagle diyoruz. İsim de çok güzel. Evet, Gizli Kartal. Burada Sacred Eagle 5, 7, 6, 1 ve 10 diyoruz buraya. 5 atla geçeceğiz buraya arkadaşlar. Burada şu 160 gün sonra bir 13 numaramız var. Onu da dileyenler King of Tonga.
bizi Tonga'ya düşürmezse King of Tonga 160 gün aradan sonra ses getirebilir burada. King of Tonga'yı da ilave edebilirsiniz. Son ayakta 5, 7, 6, 1, 10 ve 13 olmuş olacak. Evet arkadaşlar, böylece Pontefract'la ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Herkese bol şans ve iyi bir hafta geçirmesiyle sağlık, mutluluk, afiyet olsun. Hepimiz için başarılar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz arkadaşlar. Evet, diğer Amerika videomuz ve diğer Bursa videomuzla ilgili de premium üyeliği seçen arkadaşlarımız onları da rahatlıkla izleyebilirler diyoruz. 10 koşullu bir program var Bursa'da, özellikle çok cazip bir program var. Herkese bol şans diliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.